Evet, herkese merhaba. Erdem, teknoloji ve sosyoloji sohbetlerini daha sizlerle beraberiz bu COVID günlerinde. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Faruk Eczacıbaşı bizlerle. Bizler için gerçekten çok kıymetli bir insan. Ben üniversitede öğrenciyken tanışmıştım 2001 yılında. Öyle miydi ya? Öyle miydi? Hatırlamıyorum vallahi. 19 sene geçmiş. Televizyon, o daha hiç unutmuyorum. Televizyon kanalında işte ya dönüşüm kamuda devlet işte olacak, bu kavramlar yanlış kullanılıyor diye bir konuşmanız vardı canlı yayında. Ben de mail atmıştım. O zaman öğrenciyken davet etmiştiniz beni İstanbul'da ofise. Kalkıp gelmiştim. Ondan sonra çok da güzel, ayrıca çok iyi video hikaye. Çok da güzel. Öğrenciydim yani. Şimdi birçok öğrenci arkadaşım görüyorum şu an. Canlı izliyorlar, yorum bırakıyorlar ama işte Faruk Eczacıbaşı böyle bir insan. Hem çok saygın bir iş adamı, hem iyi bir baba, iyi bir eş. Bugün de bizlerle çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Estağfurullah. Sizlerle olmak her zaman çok büyük keyif. Teşekkür ederiz. O zaman hemen başlayalım. Malum COVID-19 günlerinde herkes farklı açılardan ele alıyor. Biz de birazcık post-COVID-19'da neler olacak senaryolarıyla ilgili konuşarak başlayalım. Sağlık, ekonomide, teknolojide vesaire. Bir sürü teori var, bir sürü varsayım var, öngörü var. Siz genel olarak bunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Hangileri sizi ikna ediyor, hangileri edemiyor? Çok yani hakikaten üzerinde çok tartışılması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Bir kere ben önce bu COVID-19 krizini biraz uzaylıların saldırısı diye nitelendiriyorum. Yani uzaylılar olsaydı herhalde böyle hücum ederlerdi. Biz hep şey diye varsayırız, hep küçük yeşil adamlar, elleri kolları alan olan adamlı uçan dairelerle gelen insanlar diye varsayırız ama işte uzaylı saldırısı böyle bir şey de olabilir rahatlıkla. Tamamen gözle görülmeyecek, nasıl mücadele edeceğini bilmediğin, nereden geldiğini bilmediğin bir şey. Tamamen yani bana uyan bir metafor olarak geliyor bu. Aradan da 4,5 ay geçti. Biz şu anda hala bu işin şoku içindeyiz. Daha ortada yani hala yukarı doğru yani dünya çapında yukarı giden bir eğri var. Yoğunluğu belli değil. Ne zaman biteceği belli değil. Yoğunluğu da belli değil. Süresi de belli değil. Ve biz bir sürü varsayımlar yapmaya başladık. Bunlar biraz temel varsayımları eksik gibi geliyor. Yani bu kadar çabuk, yani hiçbir parametresi daha belli olmayan, V mi olacak, W mi olacak, L mi olacak, U mu olacak mı tartışmalarını biz onları atlayıp gelecekte nasıl olacak diye varsaymaya başlıyoruz. Bana bu biraz şey gibi geliyor. Yani hani atılıyor demeyeyim, atma demeyeyim ama şey diyebilirim. Yani varsayımların çok eksik, daha bugün için çok eksik olduğunu söyleyebilirim. Ancak bizim bilebildiğimiz şu anda kısa dönem kısa dönem sağlık önlemlerini orta dönemde aksilik olmaması için neler yapabiliriz ancak belirleyebiliriz. Ama daha ekonomik gelişmeleri nasıl olacağı konusu, sosyopolitik sonuçların ne olacağı konusunda evet bir takım varsayımlar var, bir takım tehlikeler var. Yani bunlardan bahsetmek lazım ama öngörü konusu bana biraz şey gibi geliyor. İmkansız gibi geliyor açıkçası. O zaman o öngörülerden başlayalım. Bir de önemli olan, aynı zamanda Bilişim Vakfı'nın da başkanısınız, kurucusunuz, beraber de çalışıyoruz vakıfta. Yani veri olmadan zaten varsayımın olup olmayacağı konusunda da bir sonuca varmak imkansız. Ve bu dönemde, bu yüzyılda veriyle ilişkili bir yüzyıl. Hepimiz bunu biliyoruz. Aynı zamanda bir holdingde yöneticilik yapıyorsunuz.
uzaktan çalışma kültürü konuşulmaya başlandı. İşte bizler de uzaktan çalışıyoruz. Bu da mesela bir varsayım mı? Yani bu uzaktan çalışma kültürü değişecek mi kültür anlamında? Çünkü çok genç bakıyorum şu an canlı yayında gençler de soruyorlar. Arkadaşlarımız da var. Yani bu nasıl bir değişim olacak? Bu varsayım hakkında ne düşünüyorsunuz? Uzaktan çalışma. Şöyle bir isterseniz şöyle bir brainstorming yapalım Erdem. Yani şu anda biz böyle konuşuyoruz. Şu anda diyelim bizi arkadaşlar dinliyorlar. Demek ki bu olabiliyormuş. Ben buna demek ki olabiliyormuş kategorisi diyorum. Bunlar hakikaten biz bunları hiçbir zaman alışmadığımız için yapmıyordu. Zor oyunu bozduğu için bir gecede yapmaya başladık. Şimdi bunu biraz daha ekstrapole edelim, biraz büyütelim. Demek ki bundan sonra toplantılar, konferanslar rahatlıkla bunun üzerinden yapılabilir. Tamam. Bu neyi etkiler? Diyelim kongre turizmini etkiler. Kongre turizmi çünkü pahalı bir şey. İnsanları dünya üzerinden bir sürü uzmanı topluyorsun mesela herhangi bir konuda bir sempozyumda konuşturuyorsun. Bunun için sponsorlar buluyorsun. Yani dilin dışarıda sponsorlar aranıyor, oteller tutuluyor, tarihi yerler tutuluyor, akşam yemekleri hazırlanıyor vesaire vesaire vesaire. Böyle ama demek ki kongre yani bunu neredeyse parasız yapmaya yakın bir şekilde gerçekleştirebiliyorsun. Tamam, okey. Bundan kim etkilenecek? Turizmciler etkilenecek. Bundan kim etkilenecek? Hava yollarıcılar etkilenecek. Etkilenecek epey bir sektör var. Ama şunu düşündüğümüzü zannetmiyorum mesela. Bu insanlar için bir varoluş meselesi, bu kurumlar için. Bir var olma meselesi. Ve ben şu anda eminim ki dünyanın bir sürü yerinde bir sürü şirket senin benim varsaydığımız gibi aynı şeyi varsaymaya devam ediyorlar. Onlar da aptal değiller ya. Hele onlar için var olma sorunu. Ben buradan ne yapabilirim de ben buradan bir inovatif sonuç çıkarabilirim diye bir sürü insan kafasını parçalıyor. Bu binlerce kişi. Ben binlerce kişinin birkaç kişisinden hakikaten inovatif bir çözüm çıkacağını düşünüyorum. Dolayısıyla yani ben mesela biz hep bilgi çağı diyoruz, bir şeyler deyip duruyoruz. Ben bilgi çağı teriminin içini boşalttığımıza inanıyorum. Buna ben kırılım çağı diyorum. Bugün tercih ediyorum. Yani disruption kelimesi, İngilizce disruption kelimesini kırılım olarak tercüme ediyorum ben. Bir yerlerde bir herkesin kafası bir takım fırsatlar için çalışıyor ve bu fırsatları bulabilmenin de nispeten eskisine göre çok daha kolay olabileceğini düşünüyorum. Kolay dediğim zaman kolay bir şey değil, nispeten daha kolay, çok zor. Ama ihtimallerin de daha büyük olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla öngörü konusunda benim her zaman büyük bir kuşkum var. Ben onu da söylüyorum. Ben şeyde yetiştim. Planlamada yetiştim. İlk çalışma yıllarım benim planlamada geçti. Planlamada 5 sene öncesinin, 3 sene öncesinin öngörülerini yapıp işte plan rakamlarını, bütçe rakamlarını falan çıkarıyoruz. Allah aşkına bugün baktığınız zaman 3 sene öncesini bırak bu pandemi, bırak Covid-19'u, Covid-19 olmasaydı da hangi 3 sene önceki rakamları bugün bugünün gerçeklerini 3 sene evvel görebilirdik? Yani bunlar artık biraz farklı yöntemlere gitmemiz lazım. Belki de biraz şeyle ilgili, bu belirsizliği insanların aşma ya da belirsizlikle mücadele etme psikolojisiyle belki de tamam ben çözdüm bu işi, bundan sonra böyle olacak demek ihtiyacının da belki bir ürünü mutlaka bazı noktalarda. Evet. Çok güzel yani çözen varsa çok harika bir şey yani ama ben işte biraz kuşkum var oralarda. Evet, evet.
Şimdi Erdem yapay zeka, veri vesaire oralardan bir şeyler sormaya devam edecek diye düşünüyorum ama şimdi evet, elimizde çok az veri var, çok az parametre var ya da belki hiç yok aslında gerçekçi anlamda. Ama özellikle gençler şu anda da biliyoruz, bizi dinleyenler daha çok gençler, yeni üniversite mezunları, yeni hayata başlayanlar vesaire. Onlar nasıl bir dünyaya kendilerini hazırlamalılar? Bu belirsizlik içerisinde kendilerini neyle donatmaları belki onları daha hazırlıklı yapacak, ne olacağını bilmediğimiz işe, belki ekonomik hayata. Ayşe, bir kere önce birinci konuya geleyim. Yani o da bu veri toplamanın ve verileri yayınlamanın, ben maalesef bu bizde değil, bütün dünyada biraz eksik olduğunu düşünüyorum. Yine benim bir varsayımım var, emin değilim. Ama bugün dünya üzerinde toplanan verilerden, çünkü yani neticede insanlar en az 3 aydır hastalanıyorlar. Ve 3 aydır herkes başına, yani aşağı yukarı 800 bin kişiye yakın, hani diyelim bunların 800 bin yarısının için topluyor ama 400 bin kişiye yakın önemli bir data toplanmış durumda dünyada. Türkiye'de de. Türkiye'de bu akşam nedir durum bilmiyorum şu anda ezbere. Yani işte bu kadar toplanmış veri var. Bu veriler doğru şey yapılsa, düzenle şey açıklanan şey yapılabilse, crunch yani kinlenebilse deyip araştırılabilse, bence nokta hedefler tespit edilip oralara şey yapılabilir. Oralarda önlem alınabilir gibi geliyor bana. Ama bilemiyorum. Burada verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve açık verinin açık veri olarak kullanılmasının müthiş önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü buradan cevap bulabilecek ekip değerlendirmek başka bir şey. Ama cevap verebilecek birçok akıllı insanın olabildiğini düşünüyorum. Senin sonuna gelince Arzu, ben yani bu öyle bir dünya ki, şu anda yaşadığımız dünya, sizin kuşağınız ve hatta sizden sonraki kuşak, örneğin mesela Kerem'in kuşağı diyelim, Kerem'den de yani bugün 20 yaşındakilerin kuşağı diyelim, onlara bizim ders vermemizin, benim ders vermemin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben internet öncesi, yani bütün bu üstsel gelişmeler olmadan önceki çağın bir çocuğum. O zaman, o dönemler yetiştim. Bugünün tool'larını, gereçlerini kullanan, kullanma şeyim yok. Ben göçmenim. Ben yani dijital göçmeni. Ama bugünkü kuşak bunun içine doğdu. Ve bununla besleniyor. Benim edindiğim, yani bizim eğitim çağımızın edindiği bir takım yetkinlikler bu çağ için geçerli değil. Bunlar nedir? Şimdi bu çağ benim olmayan ama onların yani genç kuşağın mutlaka edinmesi gereken, ben dört tane özellik sayıyorum. Bunların birincisi, dediğim gibi ben planlamada yetiştim. Planlamanın koşulları artık geçerli. Bunun karşıtı esneklik. Hani %100 esneklikle %100 planlamanın arasında herhalde geniş bir yelpaze var. Ama bugün ağırlık verilmeye gereken esneklik olduğunu düşünüyorum. İkincisi, yakınsama, yani yine İngilizcenin en iyi tercümesi yakınsama, convergence. Yani bizler hep kutucuklar içinde düşünmeye alışıyoruz. Yani meslek olarak da küçük kutucuklar içinde düşünmeye alışıyoruz. Yani ne bileyim ben, kimimiz psikolog, kimimiz makine mühendisi, kimimiz politik bilimci. Bunları eğiterek çıkıyoruz. Yani burada da hepimiz kendimizi bir meslekle tanımlıyoruz.
Halbuki bir insanın ben multidisipliner olması gerektiğini, geldiğin şimdi multidisipliner olması gerektiğini düşünüyorum. Yani kendini iyi tanıyıp, kendini iyi tanımlayıp, buna göre bir bütün olarak kendi yetkinliğini pazara göre ayarlaması gerektiğini düşünüyorum. Bu bir süreç. Bu birkaç senelik bir süreç. Yani hem insanın kendini yetiştirmesi, hem çevre ekosistemini incelemesi, bütün bunlarla bir sonuca ulaşması birkaç senelik bir süreç. Ama bu sonunda pazara bir meslek dalından ziyade bir var olma biçimi olarak oturtulması gerektiğini düşünüyorum. Üçüncüsü, hiç kimsenin bugün artık kendi başına yeterli olmadığını düşünüyorum. Hiç kimse, hiçbir kurumun, hiçbir kişinin, hiçbir toplumun kendi başına yeterli olmadığı inancındayım. Yani mutlaka networking gerekiyor. Networkler içinde olması lazım. İnsanların, gençlerin bilgiye kendisi için, kendisinin üretken olması için geçerli her türlü bilgiyi aramaya bulabilmesi ve araştırması için kendini yetiştirmesi lazım. Üçüncüsü bu. Dördüncüsü de güvenlik. Güvenlikte bizim çağımızdaki güvenlik kavramı ev ve araba kapısını kilitlemekten, penceresini kapamaktan, kontak anahtarını yanına almaktan geçiyordu. Bugün güvenlik 7/24 geçerli bir kavram. Yani bu dört tane kavram, kısacası esneklik, yakınsama, network ve güvenlik, bizlerin sahip olmadığı ama gençlerin mutlaka sahip olması gerektiği yetkinlikler olduğunu düşünüyorum. Yani aslında çok çok güzel özetlediniz. Daha yeni başlıyor kitabınızda. Şöyle bir paragraf dikkatimi çekmişti. Bu dünyanın yerlisi değiliz. Yeni gelen ve çevresine uyum sağlamaya çalışan göçmenleriz. Evet. Gerçekten çok önemli. Hepimiz, çünkü dünya sürekli değişiyor. Her gün yeniden doğuyoruz. İşte tekrar yeniden doğduk. Yani yeni bir şeyle uyanacağız yani. Evet. Aynen öyle. Sizin daha yani yeni kitabınızda da vardı bu zaten. Yani buna benzer bir yeniden doğuş, yani çevre faktörleri ve göçmen olduğumuzu anlatan kavramlar. Bizim için de çok özel, tekrar buradan kitabı söyleyelim. Şimdi biz dijital göçmeniz Erdem de, yani sizin kuşaklarınız yani dijital sakin değil. Siz, yani sizler devamlı değişmek mecburiyetindesiniz. Yani aynen bizim gibi. Hani biz bir defa büyük bir değişiklik uğradık. Yani daha stabil bir yapıdan dinamik bir yapıya geçtiniz. Siz o dinamik yapı içinde gidiyorsunuz. Sizler ve Kerem tabii. Bundan sonra daha da hızlanacak. Yani buna alışacağız. Değişimin frekansı gittikçe, kırılımların frekansını gittikçe daha artarak devam edeceğini göreceğiz. Yani bu süreçte bile ben kendi bakıyorum, okumalarımızdan olsun, dünyayı takip etmemizden olsun. Gençler, siz de çevrenizde var yani, sizin çocuklar da var, etrafınızda çok fazla genç de var. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama yani gençler o kadar böyle korkmadılar bu şeyden yani, değil mi? Yani çok fazla belli bir yaş oranına, bizim ve bizim büyük yaş oranına göre daha sakin karşıladılar sanki bu dönemi diye gözlemliyorum ben. Hangi şey? Covid döneminin evet, geneldeki değişim. Evet, olabilir. Olabilir. Yani benim bir kere sokağa çıkmam yasak. Yani bir de böyle bir gerçekle ben karşı karşıyayım ama ben şu anda evden çok rahat kendi çalışmalarımı götürebildiğimi görüyorum. Onun için o kadar da evden çıkmak diye bir şeyim yok. Yani benim öyle bir şeyim yok ama yani neticede bir şekilde ben buna ay bir ay, yani aşı bulunmasa da bir süre sonra hem sağlık açısından hem toplumsal yaşam açısından bir takım ufak tefek ayarlamalarla bir dengeye oturacağına inanıyorum. Ama bunları şu anda öngörebiliyor muyuz? Hayır, şu anda da ya dediğim gibi 3 ay oluyor ya. 3 ay yani bu kadar.
Ya 3 ay önce hepimiz sokak, 2 ay önce hepimiz sokaktayken 3 ay önce daha adını bile bilmiyorduk bir şey. Dünya üzerindeki her mekanı insanların içine tıktı. Böyle bir şey görüp yani tahmin edemezsin, düşünemezsin ya. Olamaz böyle bir şey. Yani ya, böyle bir gerçeği hiçbir zaman düşünemezsin. Yani onun için yavaş yavaş sindireceğiz diye düşünüyorum bir noktada. Ve soğukkanlılığı kaybetmemek lazım. Yani onun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani evet, 3 ay, 5 ay demek değil. 3 ay, 1 sene demek değil. Yavaş yavaş, yavaş yavaş alışacağız. Bu arada, Faruk Bey, yani şu anda 5440 kişi izliyor canlı olarak. Yani İstanbul'daki, diyelim, Türkiye'deki en büyük salonu kiralamış olsak, vallahi öyle. Bu evet, sayıya ulaşamadık. Teşekkür ediyoruz. Hem de ben de teşekkür ederim. Bu olanağı sağladınız. Türkiye'nin birçok, yani yazarlarsa seviniriz hangi şehirlerden katıldıklarını. Onları da görelim burada. Mete Hoca, Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Mete Hoca bir şey sormuş. Evet, Mete Yıldız Hoca, teşekkür ediyoruz. O da bu e-devlet konularıyla ilgili bir hocamızdır. Ona ilişkin olarak herhalde sokağa çıkmayan bireylerin teknoloji korkusu ön yargısı kırıldı ve böylece kullanım oranları arttı mı acaba? Herhalde, yani onu diyorum, benim için bir kategori var, demin de söyledim onu, demek ki olabiliyormuş kategorisi. Yani bizler yani seneler ilerledikçe, bakın şöyle bir durum var şimdi. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dünyadaki yöneticiler, hadi buna kötü anlamda demek istemiyorum, iktidar sınıfı diyorum. Yani yöneticiler, ülke yöneticileri olsun, şirket yöneticileri olsun, kurum yöneticileri olsun. Bunların hepsinin yaş ortalaması 50'nin üzerinde. Yani çok büyük bir kısmının yaş ortalaması 50'nin üzerinde. Onlar aynı benim gibi. Yani analog dönemde yetişmiş, yani teknolojiyi biraz alışkanlıkları kıran bir yapı olarak düşünüyorlar. Şimdi mesela dünya liderlerinin yaş ortalaması 64. Dünya yaş ortalaması 30. Yani dünyanın yarısının beklentisini ve taleplerini cevaplandırılmasını idare eden insanlar onları ne kadar anlayabiliyor, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda bütün alışkanlıklar bozuldu. İster istemez demek ki olabiliyormuş. Hepimiz evimize kapandık. Yan yana fiziki toplantılar yapmamıza gerek yok. Alışkanlıklarımızı bozmayı biz bir lüks olarak kabul ederken şu anda zorunlu olarak bozduk ve bambaşka bir yaşam ortamına geçtik. Bu iktidarla yaş ortalaması arasındaki farkın, alışkanlıkların ben aslında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ben genelde benim için milat internetin kendisidir. Yani bir dünyada internet öncesi vardı ve internet sonrası vardı. Bütün değişimler internet yüzünden oldu demiyorum ama internetin tetiklediği çok önemli gelişmeler oldu ondan sonraki 30 sene içinde. Şimdi bu gelişmeler içine doğmak başka bir şey. Bunun içine girmek, işte göçmen olmak başka bir şey. Dolayısıyla buna bizim izin vermemiz lazım. Bizim kuşağımıza düşen görev ve ben bunun gerçekten bir görev olduğunu düşünüyorum. Benim dediğim doğrudur demeden çok çok temelinde bu değişimi kabul etmemiz gerekiyor. Ve yol açmamız gerekiyor. Gençlerin yolunu açmamız gerekiyor. Ben şimdi biraz önceki konuya döneceğim tekrar ama
dediniz ya, bu bir dengeye oturacak ve bir şekilde bununla yaşamayı öğreneceğiz dediniz. Biraz önce ben yayın başlamadan önce bir son demeçlere şöyle bakarken, bilim insanları, hani oldukça da güvenilir olduğunu düşündüğümüz bilim insanları, şimdi artık bundan sonra ne olacak sorularına cevap vermeye çalışırken hala şeyi görüyoruz. İşte mesela 1918'deki İspanyol gribiyle kıyaslayarak ya da başka işte geçmişteki pandemilerden hareketle bir takım tahminlerde diyelim bulunmaya çalışıyorlar. Ama bir yandan da yoğun şekilde yapay zeka kullanarak, modellemeler yaparak işte eğilimini belirlemeye çalışan bilim insanları da var. Ve bunlar genelde tabii ki sağlıkçılar değiller. Dolayısıyla bu yeni teknolojiler diyelim genel anlamıyla, başta yapay zeka ve veri bilimi, veri analizi olmak üzere. Biraz önce de hazır interdisipliner yaklaşımdan bahsetmişken, nasıl bir rol oynayabilir? Bize nasıl bir yol açabilir? Ya da hani siz ne olmasını umarsınız bu interdisipliner yapı içerisinde? Sağlıkçılar, veri bilimciler, yapay zeka sosyologlar. Ya Aysun, ben ne yapardım? Yani ben başbakan olsam var ya diye kahve sohbetine dalalım biraz. Ben ne yapardım? Bir kere yani hakikaten ciddi bir veri bilimci grubunu ve yayılmış, yani illa aynı mekanda olması gerekmiyor. Bir kere hangi verileri toparlamam gerektiğini çok iyi belirlerdim. Aşağı yukarı her hastadan bu verileri de toparlamaya çalıştım. Temizlerdim. Yani her gün düşünsene kaç tane veri ekleniyor buraya. Hepsinin sağlık durumu, nereden geldikleri, aile yapıları, meslekleri, her gün ne kadar yol gittiği. Bu gibi bir sürü bilgiyi toparlayayım. Bunları bir kere bir şey yapardım. Yani bu verileri düzenleyeyim. Ya bu verileri düzenledikten sonra bana öyle geliyor ki karar verme için, dinamik karar verebilme için çok iyi datalar elimizde, yani temizlenmiş dataların elimizde olacağını düşünüyorum. Ve bu datalarla her gün monitör ederek, her gün monitör ve başka beyinleri de mümkün olduğu kadar çözüm önerisinde bulunacak her türlü beyni de yanıma alıp getirsinler varsayımlarını, bir beraber inceleyelim. Buradan bir sonuç bulup her gün belki bir ayrı bir protokol gerekecek. Her gün ayrı bir yaklaşım. Belki bir gün birkaç tane, yani bir mahalleyi tamamen kapamak gerekecek. Bir gün yani Boğazköy, İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nü tamamen 3 gün kapayacaksın, 5 gün açacaksın. Ya şu saatlerde kapanacak, şu saatlerde açılacak. Ne bileyim ben. Bir sürü bilemeyeceğimiz, şu anda benim aklıma gelmeyen, bilemediğim çözümlerle çözüm önerileri çıkabilecek. Ama dinamik çözüm önerileri olacak bunlar. Bu şekilde gidecek diye düşünüyorum bundan sonra. Yani verilerin toplanıp, temizlenip, değerlendirilmesinin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve biraz o konuda mesela, yani ben bilmiyorum. Eğer sizler biliyorsanız onu bilemem. Yani Türkiye'deki gerçek demografik, yani şehir bazında dağılımlar olabilir, yaş bazında dağılımlar. Mesela tamam, yani benim evden çıkmam yasak. Yani büyük saygım var. Ama yani 65 yaşından üzerine evden çıkması yasak, acaba vur dedi mi öldür demek anlamına mı geliyor diye merak ediyorum açıkçası. Belki herkesin kapanmasına gerek yok. Yani belki yalnız yaşlılık ve kronik hastalıklar bir arada değerlendirecektir. Yani orada
Evet. Orada özellikle belki işte vefat edenlerin yaş aralığı, geçen de sosyal medyada paylaşmıştık. Ortalaşma iyileşme süresi ortalama, aktif hastaların yaş aralığı, ayakta geçirenlerin oranı, vefat edenlerin başka hangi hastalıkların olduğu, filyasyon takip sayısı ve hangi semptomlar çok sık görülüyor. Bunları bile paylaşmak aslında belki bizi başka bir noktaya götürebilir. Evet. Kamuoyuyla paylaşmak değil de hani bilim insanlarının kullanımını açmak. Biraz önce açıkladı dedik ya. Bilim insanlarının kullanımını açmak. Belki sadece kamuoyuyla paylaşmak anlaşılır. Daha önemli. Veysi İşler ODTÜ'de yıllarını verdi. Bilgisayar özellikle bilimleri alanında öğretim üyeliği yaptı. Emekli oldu. Kendinin de şirketleri var. Türkiye'de saygın bir bilim insanı. Teşekkür ediyoruz. Bizi canlı da izliyor. Soru sormuş. Demiş ki oyun sektörü daha fazla ilgi çekiyor. Bunun devam edeceğini düşünüyor musunuz? Oyun sektörü. Evet. Düşünüyorum doğrusu. Düşünüyorum. Yani benim kulağıma takılmış bir şey vardı mesela. Benim kendi oğlum bundan aşağı yukarı 5 sene evvel şöyle bir şey yapmış, şöyle bir şey söylemişti. Ben yani sinemaya mı gidersin, oyun mu oynarsın diye. Ben oyun oynarım dedi. Niye? Çünkü ben de bir parçasıyım dedi. Şimdi bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bunun eğer doğru değerlendirilirse oyunların, yani çeşit çeşit oyun var tabii. Yani hani o klişe terimi kullanmak istemiyorum. Vurdulu kırdılı demek istemiyorum. Yani onlardan tut. Çeşitli stratejiye kadar giden bir sürü oyun var. Yani bunların içinden yani gençlerin özellikle simülasyon yapmaya sağladıkları ve yani kendilerine yarar sağlayabilecek çok önemli oyunların ben yeteri kadar değerlendirildiğini düşünmüyorum. Aslında bizim Bilişim Vakfı ile böyle bir projemiz var. Evet. Her sene onu yapıyoruz. İşte oyunla eğitimin birleştirilmesinin çok kolay olduğunu düşünüyorum ben. Yani keşke ve bizim yapmak istediğimiz özellikle STEM eğitiminin oyunla yapılması. Ve yani çünkü fizik, matematik ezber değildir. Yani mesela ben öğretilmek kelimesinden de hoşlanmam. Ben anlamaktan hoşlanırım. Ve benim okulda da en büyük derdim buydu. Ben kendi istediğim şeyi öğrenmek isterdim. Yani bunun, yani her çocuğun da bunun hakkı olduğunu düşünüyorum. Hatta ben şunu da söylüyorum yani. Şunu da düşünüyorum açıkçası. Yani insanlar kendi çocuklarının istediği yemekleri yapıyorlar da istediği tarzda kendi karakterine uygun eğitim neden verilmez insanlara? Biz bu kişiye göre çok... Efendim? Kişiye göre ilaç gibi, kişiye göre... Yani biz sınıfa, sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Yani hocalık var sizin de serde. Yani 20 kişilik çocuğu o sınıfa dolduruyorsun. Bambaşka karakterler, bambaşka aile yapıları, bambaşka ilgi alanları ve şişe doldurur gibi bilgi dolduruyorsun o insanlara. Yani bu yapının birazcık yani endüstri dönemine uygun arkaik bir yapı olduğunu düşünüyorum artık. Bunun değişmesi gerektiğini ve büyük bir ihtimalle de yakın zamanda değişeceğine inanıyorum. Yani o kadar büyük bir ilgi var ki çok teşekkür ederim ama çok soru var, çok yorum var. Onların hiçbir sormak kolay değil. Veysi Hoca son olarak şey eklemiş. Demiş ki acaba demiş bir hafta her yıl evde kal haftası olsa bu vesileyle çevreye ve değerlere de bir farkındalık olabilir mi demiş Faruk Bey. Bana şey o kadar enteresan geliyor ki yani bir kere ben yukarıdan bir emir geldiğini düşünüyorum. Yani ben siz benim dünyamı berbat ediyorsunuz, canını okuyorsunuz. Ben size öyle bir ders vereyim ki siz tıkılın evinize, hatta
Siz nasıl hayvanları bir yere tıkıp gidip onları seyrediyorsunuz? Gidin şimdi siz tıkılın eve, ben hayvanları göndereyim, onlar da sizi dışarıdan seyretsinler. Şöyle birkaç ay veyahut birkaç işte ne kadar süreyse bunu yapayım. Ama şunu da söyleyeyim, yani bundan ders almazsanız ben sizin başınıza öyle belalar göndereceğim ki. Yani bu yanında solda sıfır kalır. Bak, yani küresel ısınma ya iklim değişikliği, göçmen krizi, bütün bunları üst üste koyduğun zaman bunların hepsi bize ileride çok büyük sorunlar yaratabilecek bir şey. Yani bizim külahımızı önümüze alıp, hocamın dediği gibi bizim külahımızın önümüze alıp, yani insanlığı buradan gerçekten bir ders çıkartması lazım. Nasıl küresel bir soruna nasıl küresel cevap aranır, çözüm aranır? Bunu mutlaka ve mutlaka tartışmamız gerekir. Ne kadar çabuk davranmamız gerekir? Nasıl önlemler almamız gerekir? Bir örnek vereyim sana. Şimdi şu anda dünya aşağı yukarı 20 milyon kadar göçmenle uğraşıyor. Göçmenlik sorunu var. Bunların içinde en büyük bizim sorunumuz. 4 ila 5 milyon göçmenle uğraşıyor. Göçmen sorunu yaşıyoruz. Uğraşıyoruz demeyeyim de uğraşıyoruz yani tabii ki. Şimdi eğer küresel ısınma yüzünden su seviyesinin yükselmesinden Bangladeş suyun altına kaldığı anda doğudan batıya doğru 100 milyon kişinin hareketi olacak. Bizim burada bunların hepsi çocuk oyuncağı olacak o zaman. Yani eğer biz bundan gerekli dersi çıkartmazsak insanlık buna layıktır diyeceğim. Dilim varmıyor ama layıktır diyeceğim. Yani böyle bir durum var ortada. Onun için ben yani senede bir hafta kapanalım, seneye bir hafta enerjimizi de kullanmayalım. Yani bunları da yapalım. Yani hakikaten hatırlamak için elimizden geleni yapmamız lazım. Yoksa zorla hatırlatılacak bize bir şeyler. Teşekkürler. Mesajlar akmaya devam ediyor. Özellikle eğitimle ilgili vurgunuzda çok fazla atıf var. Dijitalleşme, eğitim ilişkisi, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ilişkisi vesaire. Ama Erdem'in de dediği gibi çok fazla hepsini cevaplandırmak için şu an fırsatımız yok. Ama zannediyorum herkes için son derece ufuk açıcı. Hem bazı soruları cevaplayan ama hem de yeni daha verimli sorular açan, değil mi? Zihinlerimizde bir tartışma oldu. Çok teşekkür ederiz bizimle olduğunuz için bu akşam. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Eklemek istediğiniz genel anlamda bir şeyler varsa, yani hem çok güzel tavsiyeler verdiniz. 4 tavsiye bence çok değerli oldu izleyicilerimiz için. Ama kapanışta söylemek yani, şeyler varsa. Var tabii. Yani İki şeyin özellikle genç kesimin için iki şeyin yani daha doğrusu genç kesim için bir şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani kendilerini tanımaları lazım. Yani kendilerini bağımsız olarak tanımaları gerektiğini inanıyorum. Çünkü bizler çok etkiliyoruz onları. Yani büyük kuşak, ebeveynler, öğretmenler, çevre, akrabalar insanları çok etkiliyorlar. Ve biz onların gerçek yetkinliklerini anlayabildiğimiz düşüncesinde değilim. Dolayısıyla çok akılları karışıyor. Yani kafa bulanıklığının ancak kendilerini çözmekten geçtiğini düşünüyorum ben. Bunun için de uğraş verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim de yapmamız gereken, ya almamız gereken derslerden birisi biz de unutmayı öğrenmeliyiz. Yani unutmak çok zor bir şey. Yani alışkanlıkları unutmak
gerçekten güç bir iş. Çünkü onun üzerine kuruyorsun hayatını. Ama yani bu gelişmeler, bu kırılımları ancak unutmayı bile bilmekle öğrenilebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani naçizane benim tavsiyem insanların kafalarını bunlara biraz patlatmaları gerekiyor. Yani gençlerin kendilerini tanımalarını, yani bizlerin de unutmayı öğrenmesini. Bunu buralarda biraz kafa patlatmamız gerekiyor. Çünkü yani gelişmeyi durdurmak mümkün değil. Yani biri yani cini şişeden çıkartıyorsun ve ondan sonra geri tıkamazsın artık. Yani işte bu küreselleşmeler, anti küreselleşmeler, bir sürü tartışmalar oluyor. Cinler çıkıyor. Yani gerisini zorla kafaya tokmaklar vurarak ancak bir takım şeyleri durdurabilirsin. O da işte 3 gün olur, 5 gün olur, ondan sonra yine eski haline dönüşü, böyle olmaz. Yani bir takım davranışlarımızı, bunu Aysu en çok sen herhalde şey yapabilirsin, değerlendirebilirsin. Alışkanlıklarımızı değiştirebilmeyi, öğrenebilmeniz lazım gibi geliyor. Nasıl yapılır? Onlar sizin işiniz, onları ben. Gerçekten harika bir yayın oldu. Gelen tepkiler de o yönde. Çok teşekkür ediyoruz. Çok ben teşekkür ederim. En kısa sürede tekrar yüzde de görüşmek ümidiyle diyelim. İnşallah. Herkese sağ olun. Çok sevgiler. Çok konuğumuz vardı bugün. Faruk Gezacıbaşı bizlerleydi. Sizler de bizlerle kaldınız. Çok teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.